Evet, Ahmet Selim Kul ilk olarak Aspor'un Fenerbahçe muhabiri sevgili Ahmet'ten. Hem Fenerbahçe'nin transfer gündemini hem de genel değerlendirmeyi rica edelim. Ahmet, hemen söz sana bırakalım. Teşekkürler Mustafa Göksu. Tabii Fenerbahçe'nin gündemi bugün harcama limitleriydi. Harcama limitleri konusunda sarı lacivertler akşam saatlerine doğru sert bir açıklama yaptılar federasyona yönelik. Şimdi tabii burada Fenerbahçe'nin aslında biz son zamanlarda yaptığımız yayınlarda hep bunu anlattık. Evet, transfer çok önemli. Fenerbahçe yeni sezona yepyeni bir yapılanma ile girecek. Fenerbahçe birçok oyuncuyu gönderecek dedik. Birçok oyuncu transfer edecek dedik ama hep de bu harcama limitlerinin beklendiğini ve son günlerde özellikle öncelik gündemin harcama limitlerine mali konulara döndüğünü belirtmiştik. Şu anda da doğal olarak bu konu daha da ön plana çıktı. Fenerbahçe'nin bu sorunu çözmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin limitini arttırması gerekiyor. Federasyona tepkiler var. Peki bu Fenerbahçe'nin yol haritası nasıl olacak? Bundan bahsedelim biraz. Bugün tabii bazı iddialar atıldı gündeme. Ligden çekilme gündemde dedi. Yok havuz meselesi falan. Bunların çok gerçekçi olmadığını belirtelim öncelikle. Fenerbahçe bu limiti arttırmak için birçok yol deneyecek, birçok itirazlarda bulunacak. Tabii tepkisini gösterdi, itirazlarda bulunacak. Yapılandırma anlaşmasını uygun bir şekilde kendine imzalamaya çalışacak. Bu şekilde adımlar atarak bu limiti yükseltmeyi düşünüyor ve yeni takımı, yeni sezona yönelik yeni takımı kurmak için adımlarını atmayı düşünüyor. İşin maddi boyutu bu konuda ve dediğim gibi şu anda maddi konu en önemli konu başlığı ve sarı lacivertliler bu sorunu çözmek için yoğun bir çaba gösterecek. Bütün başkanından yöneticisine, işte idari personeline kadar herkesin önceliği bu. Bunun dışında tabii ki Emre Bölezoğlu konusu var. Emre Bölezoğlu'yla başkan görüşecek. Nasıl bir görevinin olacağını, nasıl bir görev tanımının olacağı netleşecek. Bu konuda önümüzdeki günlerde hatta resmi açıklama bekliyoruz. Bunun yanı sıra tabii teknik direktör konusu var. Erol Bulut bugün İstanbul'a geldi. Kendisi Almanya'da ailesinin yanındaydı. Kupadan sonra kısa bir dinlenme sürecine çekildi ve bugün döndü. Erol Bulut'un da yarın olur, ertesi gün olur kulübe gelerek Başkan Ali Koç'la son görüşmesini yapmasını ve artık duyurulmasını, bu birlikteliğin açıklanmasını bekliyoruz. Tabii ki bunu hep söylüyorum. Ya Erol Bulut %99.9 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü diyoruz ama bu görüşmelerde bir ufak pürüz çıkar mı? Ya çıkmaz bence ama yine de resmi imza olmadan, ki sevgili Serdar Sarıdağ ıslak imza konusunda ne kadar önemli olduğunu bilir. Ama Erol Bulut'un da bu cumaya kadar resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. Bunun ardından da transfer konusu. Şimdi herkes merak ediyor. Fenerbahçe transfer açıklayacak mı, açıklamayacak mı? Ben transfer açıklamalarının gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu limit sorunu çok önemli bir problem ama anlaşılan oyuncularla Mert Hakan gibi, Gökhan Gönül bunlardan birisi olabilir. Başka bir oyuncu da, ya başka oyuncular da olabilir. Ben transferin de hafta sonundan itibaren yavaş yavaş, belki o zamana bile kalmaz, açıklanacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'yi aslında çok hızlı bir hafta bekliyor. Tabii bu haftanın sonunda da çalışmalar tekrar başlayacak. Testler olmaya başlayacak. Çok yoğun, bizim adımıza da, Fenerbahçeli taraftarlar adına da, Fenerbahçe kamuoyu adına da çok hızlı bir gündem bizi bekliyor. Tabii ki bütün takımlar böyle ama Fenerbahçe'de çok fazla belirsizlik olması bu anlamda Fenerbahçe'yi biraz daha ön plana çıkarıyor. Fenerbahçe'de gündem bu şekilde diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Ahmet Selim'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii Fenerbahçe'de birinci gündem harcama limitleri. Biz de bu konuyu birazdan değerli yorumcularımızla birlikte detaylandıracağız. Ama Ahmet de doğru söylüyor. Tüm bağlantılarda özellikle bunu vurguluyordu. Yani harcama limitleri meselesinde kulüp oradan çıkacak rakamı bekliyor. Ona göre konumu almak önemli. O harcama limiti kulübün harcayacağı tüm para, oyuncuya vereceği maaş, bonservis hepsi onun içinde. Fenerbahçe'de durum biraz böyle. Birazdan Emre Kaplan da hazır olacak. Galatasaray'da durumlar nedir? Harcama limiti konusunda Galatasaray çok rahat. Fenerbahçe için, Beşiktaş için işler o kadar iyi değil. Limit o kadar iyi değil. Başakşehir için hakeza. En düşük HES kablo Kayseri ama Spor. Galatasaray'da rahat değil Mustafa. Yani açıklanan rakamı, o rakam tamam. Bu rakamların içinde oyunculara, mevcut oyunculara ödenen yıllık ücretten tutun, menajerlere ödenen rakamlara kadar hepsi var. Ama Galatasaray'a %15 sapmayla beraber bir yaklaşık 500 milyon TL'lik bir harcama limiti tanınması Galatasaray'ı esasında çok rahatsız ediyor olması gerekiyor. Zira
Galatasaray 2 senedir Şampiyonlar Ligi'nden gelen rakamlarla, şampiyonluk bütçesiyle ve son anda açıklamış olduğu sponsorluklarla burayı denkleştirdi. Ve Galatasaray daha önceki Şampiyonlar Ligi geliriyle beraber kar açıklamıştı. 5 milyon TL olsa da 1 milyon TL olsa da bu önemli değil ama önümüzdeki sene muhtemelen Galatasaray Metropol Başakşehir durumuna düşecek ve Metropol Başakşehir yaklaşık Galatasaray durumuna geçecek. Yani bu bir rahatlık değil. Esasında Galatasaray'ın neredeyse tanınan bütçenin 1/3'ünü 1/4'ünü harcaması lazım ki önümüzdeki senelerde sıkıntı çekmesin. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. 2 senedir Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma 2 sene ön ödemesizdi. Yani 2 sene ödeme yapmamıştı. Önümüzdeki sene Galatasaray ve diğer Bankalar Birliği ile anlaşma yapan kulüplerin para ödeme zamanı. Oradan da ciddi bir sıkıntı yaşayacaklar. Yani 500 milyon TL Galatasaray rahat. Bence Galatasaray en dikkatli olması gereken kulüp burada. Bütün kulüplerimiz için öyle evet. Limitler ama mevcut mali yapılarla birlikte zaten oradaki... O paraya güvenmemesi gerekiyor Galatasaray'ın. Açılmış olan limite hiçbir şekilde güvenmemesi ve işte mümkünse belirli oyuncuları elden çıkartarak daha gelir elde edebileceği oyuncu grubuna da yönelmesi gerekiyor. Olabilir. Onu konuşuruz zaten. İşte bir şekilde buraya gelmemiz gerekiyor. Çünkü mali yapılar... Hani herkes söylüyor da deniz bitti. Bu deniz bittiğinin fotoğrafı herhalde. Üsteyiz yani çok güzel röntgeni çekilmiş bir vaziyette önümüze çıktı. Ilgaz'ın Galatasaray'la ilgili yaptığı yorum çok doğru. Zaten son 3 senenin gelirleri baz alınıyor. Tabii ki. Gelir ve giderleri baz alınarak bu tablo ortaya çıkıyor. Bir dahaki sene mesela Beşiktaş'ın 3 sene önceki o gelirleri daha yüksekse o da düşecek. Evet. Trabzon'un daha yüksekse o da düşecek. Galatasaray'ın düşecek. Bu sene Şampiyonlar Ligi gelirleri. Burada tabii amaç Türkiye Futbol Federasyonu bunu dün aldığı bir karar değil. Yıllar önce bas bas bağıra bağıra söylediği bir karar. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın durumu bu. Şimdi Fenerbahçe'nin bugün açıklanan rakamları, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın bugün açıklanan rakamları zaten kendileri de biliyordu. Çünkü şeffaf. Gayet şeffaf. Yani onlar da gelirleri biliyor, onlar da giderleri biliyor. Onların sadece beklentisi... Acaba Türkiye Futbol Federasyonu %15 esneme payı var ya, bu rakamlar %15 esneme payı alınmış halde. %40 olabilir mi? Çünkü pandemiden dolayı böyle bir toplantı yapıldı Kulüpler Birliği'nde. Bazı kulüpler kabul etti, bazı kulüpler kabul etmedi. Acaba %40 mı çıkar diye bir beklenti vardı. %40 çıkmadığı için biraz o tepki gösteriliyor. Yoksa sen benim rakamlarını oynama yaptın, benim önümü kapatıyorsun olayı değil. Hadise niye %40 değil? Sonuç itibariyle biraz orada haklılık payı var az da olsa. Hani pandemi dönemi, işte gelirler azaldı, şu oldu bu oldu. Ama federasyon da şöyle düşünüyor. Tamam ben bunu istettim. Sen yine borca gireceksin. Yine ödeyemeyeceksin. Yine aynı sorunları yaşayacaksın. Yine ayın birinde değil de. Yani ben yurt dışında oynayan lejyonerlerden biriyle konuştum. Ayın ikisinde maaş yattı diye o da tatil gününe denk geliyor diye ayın ikisinde yatıyor. Özür mektubu yollamış kulübü. Ayın ikisinde yatırdığımız için. Değil mi? TFF'nin yani amacı... Bizde 14 ay ödemeyen kulüp var. 14 kulüplerin ay. Bu seviyeye gelmesi, kulüplerimizin bu seviyeye gelmesi lazım. Acı bir reçete, gerçekten acı bir reçete. Orası ama gerçek. Ben burada işte Fenerbahçe'yi dışlayalım, Beşiktaş'ı dışlayalım diye bir şey söz konusu olduğunu zannetmiyorum. Hakikaten dışladığınız zaman bu ligin değeri kalmaz. Hangi kulübünüzü çıkartırsanız dışarıya, bu ligin değeri kalmaz diye düşünüyorum. Ben çok böyle sert tepkilerin hemen gösterilmemesi biraz daha uzlaşmacı. Belki esneme olabilir, belki değişebilir. Yeni sponsorluklar gelirse TFF onu güncelliyor bu arada. Beşiktaş'a geldiğimizde onlar buradan nasıl bir çıkış yolu bulacak anlatırım detaylı. Evet. Diğer kulüpler de bunu yapabilir. Medipol Başakşehir şampiyonumuzun o limiti 170 milyon TL. Trabzonspor 152 milyon TL. Beşiktaş 298 milyon TL, Galatasaray 493 milyon TL, Fenerbahçe 177 milyon TL limitlerde. Rakamlara bakıyoruz. Herhalde tabii geçmiş yılların hesabı ortada. Şampiyonlar Ligi'ne ard arda katılan Galatasaray'da o rakam yüksek. Ilgaççıların vurguladığı önümüzdeki sezon o rakam aşağı düşecek mantığı da gayet gerçekçi. Başakşehir'in önümüzdeki sene biraz daha artacak herhalde. Artacak. Sadece orada hani Başakşehir... Mesela bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 170 milyon euro, 170 milyon TL özür dilerim. Yani orada da şunu söylemek lazım. Geçmişe bakarak geleceğin projeksiyonunu çizmek doğru bir hamle mi? Onu da, evet size elinize belirli bir veri verir ama mesela Metropol Başakşehir Dernekler Kanunu'na göre yönetilen bir futbol kulübü değil.
sahipli bir kulüpten bahsediyoruz. Esasında bir limited şirketten bahsediyoruz. Hatta anonim şirket hangisi daha büyükse. Yani benim parayla mesafem buralarda ortaya çıkıyordur zaten. Anonim şirket. Anonim şirket, anonim şirket. Şimdi anonim şirketin denetlemesinin bence dernekler masası kanununa göre yönetilen şirketlere göre, kulüplere göre daha farklı olması gerekiyor. Orası bir şirket çünkü. Orada tamamen siz borcu bırakıp gidiyorum diyebildiğiniz bir şey yok. Esas